Aloha! Nükleer Tron'dayız tekrar. Herkese tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz diyorum ama yeni bir başlangıç yapacağız. Gördüğünüz gibi diğer karakterler yok şu anda. Ben save dosyasını sildim bu kez. Daha önce silememiştik. Daha önceki ilk iki bölümde diğer karakterlerle de oynayabilmiştik. Bu karakterler gördüğünüz gibi mesela 2 ve 2-1 yani 2'nin birine ulaştığımız zaman bu karakteri açabileceğiz. Aiz galiba bu. Die öldüğümüz zaman melting açılacak falan filan. Yani bu karakterleri böyle açacağız. Nükleer tahta ulaştığımız zaman bunları açacağız falan filan. Şimdi başlayalım. Fish'le başlayalım. Gördüğünüz gibi Fish'in özel hareketi hatırlarsanız böyle yuvarlanabiliyordu. Bir de Fish'e diğer karakterlerden daha fazla kurşun çıkıyor. Gayet kolay şu anda derken direkt kafama vurdu bir tane. Laser pistol çok iyi bir silah değil ama işte yokluktan ne yapalım, alacağız mecburen. Burada kim var? Burası, burada birisi kaldı galiba. Heh. Bitti. İkinci level'a geçmişiz. Ne olsun? Scarier Face, Trigger Fingers. Trigger Fingers daha iyi. Öldürdükçe düşmanları daha hızlı ateş edebileceğiz. Onun dışında Lucky Shot kurşunumuzu yeniliyor bazı düşmanları öldürdükçe. Canımız azaldıkça daha fazla ateş atabileceğiz. Scarier Face de düşmanların daha az canı olması demek. Bunu alacağız, Trigger Fingers. Grenade Launcher geldi, güzel. Onu Laser Pistol'a değişelim. Hem pizza zamanına gidebileceğiz. Eğer daha güzel bir silah çıkmazsa. Hadi be, orada saklanmış görünüyor. Wrench çıktı. O zaman Wrench'i normal silahımızın yerine alalım. Grenade Launcher'a Wrench gidelim. Çok çılgınca bir aslında risk aldım şu anda. Ama sıkıntı yok, yapacağız. Şu bombalarımızı yesin bunlar. Güzel. Yeni bir level atlayamadık maalesef. SMG gerek yok. Wrench'imiz şu anda... İngiliz anahtarımız şu anda gayet güçlü. Gördüğünüz gibi attığı ateşleri de şu anda ekarte edebiliyoruz. Ölmesek iyi olacak. Boss'umuz da geldi zaten. Az daha ölüyordum orada. Öldüm bile. Melting açtık en azından. Ölümümüz bir işe yaradı. Melting diğer karakterlere göre yani Isaac oyunun Lost'u gibi. İki canı var. Bir vuruşta ölüyor her şeyden. Yani en azından sadece bir tırtılın vurmasına ölmez büyük ihtimalle. Neymiş silah? Crossbow. Severim. Ya tam ikinci level'a geçecektik. Bir piksel kaldı ikinci level'a geçecektik. Bir anda bütün canım gitti çünkü o akrebe dokunduk biz. Yanlış silah aldım ha. Güzel, HP çıktı. HP zaten canınız azaldıkça, daha çok azaldıkça çıkma şansı daha çok artıyor. Bolt'umuzu da aldık. İkinci level'a geçtik. Tam üçüncü level'a geçmeden bir dahaki level'a gittik. Water Boost. Bunu daha önce hiç görmedim. Ben de ilk kez yapacağım. Tron Bat. Daha önceki bölümlerde söylediğim gibi her karakterin ayrı bir Tron Bat skill'i var. Kendi özel skill'inin üzerine biraz geliştirme yapıyor. Water Boost ne anlama geliyor bilemiyorum. Göreceğiz. Aa, güzelmiş. Tamam, güzel. En azından hani görüntü olarak güzel. Kaçabileceğim yani böyle hızlı bir şekilde.
Hani pratikte nasıl olur bilemiyorum. Teori olarak güzel. Boss'umuzu da gördük. Geldi boss. Screwdriver. Sonraki level'larda çıksa alırdım da şu anda önemli değil. Şurada ne var? Laser pistol. Sakin. Güzel. Okey. Gayet hızlı bir şekilde bitirdik burayı. Accuracy, corpse fly fit hit harder. Öldürdüğüm zaman düşmanlar oraya buraya daha fazla kendini savuracak, diğer düşmanlara çarpacak, zarar verecek falan. Daha fazla kurşun alabileceğiz silahlarımıza. Bu daha iyi aslında sanırım. Bunu söylemiştik, stres. Canımız azaldıkça daha fazla hızlı ateş edebileceğiz. Eagle Eyes, better accuracy. Yani accuracy konusunda çok da önemli değil. İsabet ettirebiliyorum ben. Yani öyle düşünüyorum en azından. Kurşun yapalım. Kurşun konusunda sıkıntı çıkıyor bazen. Sevdim bunu ya, güzelmiş. Hızlı hareket ediyoruz hani. Bir de şey yok, bitmiyor sanırım. Biraz bir deneyelim bakalım, bitiyor mu? Yok, bitmiyor. Güzel. Gayet güzel. O duyduğumuz ses bir spawner'dan geliyor. Bir sürü yeşil fare çıkarıyor spawner. Şu anda bir an önce öldürmem lazım onu. Aynen buradaymış. Güzel. Ha, burada da bir tane var ya. Tüh. Dokundu bana. Gene dokundu bana. İki tane mi var orada? HP almam lazım. Şunları bir öldürelim ben. Güzel. Ya çok saçma hatalar yapıyorum. Şu bazukayı alalım. Burada sanırım pizza zamanını gördüm ben, evet. Şurayı patlatayım. Biz de zamanına gidelim. Güzel skill'ler gelmiyor işte nedense. Vallahi hiç güzel skill yok şu anda. Bari stres alalım. Neymiş silah? Laser pistol çok da iyi bir silah değil. Bir dakika, sakin. Başka bir şey olabilir mi? Burada var tabii ki. Güzel. Bu ne? Ninja kaplumbağaları öldürdük. Splinter Usta'yı da öldürdük. Gidiyoruz. Hop. 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 Bileri toplayalım. Hop. Sakin. Şu bazukayı değiştirmem lazım bir önce. Cluster Launcher ne acaba? Haşa tesirli bomba sanırım. Öyle görünüyor. İyi, en azından onu öldürdük. Çok tehlikeli şu anda. Cluster bilmem ne bir şey aldı. Kendimize de zarar gelebilir. O yüzden onu değiştirmem lazım bir an önce. Arkada, aşağıda hiçbir şey kalmamış demek ki. Gidiyoruz. Ekstra sandık çıkacak artık bunu aldıktan sonra. Diğerlerine göre en iyisi bu. Güzel oldu. Oo! Allah'tan bize gelmedi. Yine aynı şeyi yaptım.
Birden çok düşmanı temizlemek için aslında güzel. Kendinizi güvenceye alabilirseniz eğer. Aynen böyle. Nasıl ya? Plant açmışız, eyes açmışız. O zaman fişi biraz bırakalım bence çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Gidemiyoruz. Crystal'la gidelim. Crystal diğer karakterlere göre zaten daha önce söylemiştim birkaç kez. 10 HP ile başlıyor, diğerleri 8 ile başlarken. Ve şöyle bir güzel şeyi var. Özel hareketi var. 3-4 saniye kendisini korumaya alabiliyor. Fish daha mobil, daha hızlı olabilir ama en azından kullanabilirseniz, eğer yapabilirseniz şeyde çok tank. Crystal tank. Bu ne? Bullets. Güzel. İkinci level'a geçemedik. Zamanlamayı yapmak lazım. Gördüğünüz gibi yapamayınca böyle kalıyorsunuz. Diskan. Güzel şaka. Diskanı göstereyim hemen nasıl olduğunu. Şöyle atıyorsunuz, sonra o gelen size de çarpabiliyor. Size de zarar verebiliyor. Şöyle göstereyim hemen. Yani bana çarptığına göre orada demek ki bana zarar veriyor. Oo, güzel. 2 tane HP çıktı, güzel. Trigger Fingers yapacağız gene. Çok kalabalık sanki burası. Alıştığımdan daha kalabalık sanki. Assault Rifle. Ölmeden vurdu bana ya. Güzel. Kurşunu çok hızlı bitiriyorum sanırım ama mecburen. Bitti mi? Bitmiş. Güzel. Biraz konuşamadım orada. Sıkıntı yok yani. Konsantrasyondan konuşamadım. Chest. 66 kurşunumuz kalmış. O yüzden biraz Tornavida ile gideceğim. Tornavida bunları iki kere vurduğumuzda öldürüyor sadece. Böyle gereksiz yere zarar görebiliyorsunuz. O yüzden devam ediyorum ben buna. Öleceğiz çünkü. Yapma ya. Hiç sandık çıkmaması da şu ana kadar çok manidar yani şu anda. Hiç sandık çıkmadı ya. Şuraya bak. Şansa bak. Neyse. 20 kurşunumuz var ve bir tane tornavidamız var. Ne güzel değil mi? Şanssızlık. Sakin ol. Şurada bir tane sandık var. En azından kurşun aldık. HP and ammo drops yapalım şimdi. Popgun almayacağız tabii ki. Popgun bullet kullanıyor. Çok güzel. Buradan tornavidamızla vurabiliyoruz buna. Biraz daha yakına gel. Gel. Yakına gel. Yakında ol. Heh. Bravo. Şunu alayım. Sakin. Güzel. Acilen güzel bir silaha ihtiyacım var. O yüzden sandığı bulmaya gidiyorum. Aa, HP sandığı çıktı. Güzel.
Bazooka. Sword of Shotgun. Sword of Shotgun'ı... Ya da Screwdriver'la YV'nin malikanesine gidebiliriz aslında. Sword of Shotgun alalım, Screwdriver'la şunu yapalım. Kara bineceğiz. Bazooka... şunu Bazooka'nın yerine alayım. Sword of Shotgun, tamam. YV'yi açacağız şimdi. YV bir karakter yine. O arabayı, diğerlerinden farklı olan altın çerçeveli arabayı Tornavida ile eğer bir kere vurduğunuzda araba tamir olmuş oluyor ve YV'nin malikanesine gidebiliyorsunuz böyle. Burası YV'nin malikanesi. Kendisi bir gangster rapçi. Ne oluyor? Ne o? Şampiyon çıktı galiba ve silahım kalmadı, ne güzel. Kendimi patlattım. En azından YV'yi açtık. YV. Gördüğünüz gibi Illuminati tarzı bir şey. Ana menünün görünüşü değişti. Güzel. YV yapalım. YV'nin özel hareketi kullandığınızda ikili atıyor. Normalde şimdi kurşun sayıma bakarsanız normal atıyorum şu anda. 1-1-1-1 atıyorum. 100-301, 100-100, 97, 96, 95 falan. Şimdi özel hareket yapacağım. Gördüğünüz 95'ten 93'e indi. Daha güçlü yapıyor ama daha yavaş atıyor tabii ki bir dahaki atışında. YV'nin malikanesinde öldük. Ölmeseydik ne olacaktı? Bir tane altın silah bulacaktık. O altın silah karakterimizin diğer runlarında bize sürekli o altın silahla başlama şansını tanıyacaktı bize. Homing bolts. Crossbow çıkar mı acaba? Çıkar belki. Tamamen boş almış olabilirim. Oo, bir tane şampiyon akrep var şu anda burada. Sakin. Assault rifle alalım. Normal pistol'dan daha iyi. SMG gerek yok. Gene bullet kullanıyor ama assault rifle'dan daha kötü bana göre. Assault rifle en azından üçlü atıyor. SMG'yi sürekli atıyor ve biraz en azından assault rifle'a daha kontrol edebiliyorsunuz kurşunlarınızın nereye gittiğini. Hiç sevdiğim bir skill yok, o yüzden mutate later diyeceğiz. Yani bir dahaki level'da, bir dahaki level'a geçerken mutasyona uğrayacağız, skill alacağız. Sanırım vurdu bana, evet. Öldü mü? Az daha beni de öldürüyordu ama. Pop rifle gerek yok. Hayır! Sandık vardı orada, tüh. 4 max HP yapalım. Aynen. 4 tane ekstradan can barı geldi bize. Can barı dedim, can barımıza 4 tane birim geldi yani. 8'den 12'ye çıktı. Bu neymiş? Bunu kullanmıyoruz işte. Niye kullanmıyoruz? Slugger. Unuttum direkt Slugger'ı. Slugger shotgun gibi yani pompalı tüfek gibi ama dağılmadan atıyor. Daha böyle yoğunlaşmış bir şekilde atıyor. Shotgun etrafa bayağı dağılırken mimik çıktı bir tane. Güzel. Mimiklerin hala nasıl, hangisinin mimik olduğunu hala çözemedim. Dark Souls'da mimik yaparken mimik sandıkla karşılaştığınızda zinciri falan değişik yerde oluyordu bazılarının mesela. Hepsinin, bazılarının değil. Flamethrower ateş atıyoruz ama kurşunumuz bitti. Güzel silah ama çabuk kurşun bitiyor. Şunu alayım. Oh, oh! Bir anda her şey üstüme geldi.
saçma şeylerde yanıyorum ya. Alışmak lazım oyunu. Yani Isaac'ten daha zor bir oyun. Isaac'te de bayağı oynamanız lazım bir şeyler öğrenmek için, ama bunda hani öğrenmeniz gereken çok şey yok öyle. Sadece kaçma konusunda biraz tecrübe lazım. Bir de güzel silah çıkması lazım tabii ki şansınıza. Slugger çıktı yine. Trigger Fingers aldım yine. Crossbow'un Slugger'ın yerine crossbow alacağım ben. Bolt'umuz da geldi, güzel. Güzel. Bolt konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Shotgun. Olur. Shotgun gördüğünüz gibi dağılıyor etrafa, Slugger gibi değil. Birden fazla düşmanı kontrol etmek için gayet güzel bir silah, ama kaçabilirseniz tabii ki. Sakin. İsabet ettirebilirsem güzel olacak. Kaçtım güzel. Son bir tane kaldı. 14 volt. Aa, bir tane şurada şey var. Böceklerden oluşan bir XP, ne diyelim buna, tüpü var. Patlatacağız, içinden bir sürü böcek çıkacak. Daha doğrusu tırtıl çıkacak. Daha fazla XP veriyor bunlar. Güzel. Ama gene de level 4'e çıkamadık. Vivi'nin trombatı bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğiz. Deneyelim. Ekran sallandı nedense. Niye öyle bir şey oldu? 46'yız kurşun olarak. 42, yani 4'e çıkarıyor. Bir anda 4 tane atıyoruz yani. 4 tane kurşun atıyoruz. 2 idi eskiden özel gücümüz. Şimdi 4 tane birden atıyor. Yani çarpı 4 demek bu. Verdiğimiz zararın çarpı 4 katı demek. Çarpı 4 katı da nasıl bir şeyse artık. İki tane şeyi aynı anda söyledim. Çarpı 4 yani. Zararımız çarpı 4. Hop. Shotgun nasıl olur acaba? Bayağı sağlam oluyor shotgun. HP'mizi alalım. Buradan atamıyorum maalesef. Buradan atabiliyor muyum? Bir dakika. Güzel. Şuradan kimse yok mu aşağı? Gelin gelin buraya gelin. Buraya. Heh. Buraya. Heh. Eyvallah. Kurşun alamıyorum. Hızlı gidelim. Hayır, orada bir tane sandık vardı. Strong Spirit mi, Rabbit Paw mu? Rabbit Paw daha fazla sağlık, yani medkit düşmesini sağlıyor ve kurşun düşmesini sağlıyor. Strong Spirit de konuşamadım. Öldüğümüz zaman bizi tekrar geri getiriyor, ama bunu tekrar şarj edebiliyoruz canımızı eğer full'e çıkartabilirsek tekrar. Strong Spirit alalım. Şunlar kaçmasa keşke. Mertçe savaşçalar. Savaşsalar keşke. Oh! Son anda vurdum. Hop! Ateş gelecek. Ekran sallandığı zaman bilin ki özel hareket kullandım orada. Sakin.
Tansur Shotgun o kadar iyi değil. Riven'in malikâsine giden orada araba vardı ama tornavidamız olmadığı için gidemedik. Ne oluyor ya? Bir anda bire indik canımız. En azından strong spirit kaybetmedik. Sıkıntı yok. Patlattık her şeyi. HP'mizi alalım. Hop. Öl artık. Güzel. Güzel. Slugger. Güzel silah çıksa keşke biraz. Hayır, oraya vurmayacağız. Çünkü IDPD gelecek. Polislerin gelmesine hiç gerek yok. Okey. Scary Face alalım. Düşmanlarımız daha az güçlü olsun. Canları daha az olsun. Big Dog geldi. Henüz uyanmadı kendisi. Aa, kendi kendimi yok ettim. Strong Spirit'i bu arada kaybettik. Strong Spirit'i çünkü öldüm ben orada normalde. Strong Spirit bizi kurtardı. Kafamda artık bir hali olmadığı için Strong Spirit'in bittiğini görebiliyoruz. Tekrar Strong Spirit'i ele geçirmek için canımızı full yapmamız lazım. Güzel. Big Dog'u öldürdük. Bu ne? Sledgehammer. Gerek yok. HP'miz 5 oldu. Güzel. Bu ne? Assault Slugger. Crossbow'umuzun yerini alsak ne olur? Güzel. Üçlü atıyor. Olur. Sledgehammer bir melee silah ama çok yavaş vuruyor gördüğünüz gibi. Sürekli basıyorum şu anda. Vurma hızı bu. O yüzden bizi sıkıntıya sokabilir. Assault Slugger ve Shotgun değil de çünkü ikisi de aynı kurşunu kullanıyor. Crossbow alalım. Assault Slugger, Crossbow gidelim. Crossbow'a kurşun lazım biraz. Strong Spirit orada hayatımızı kurtardı. Şimdi canımızı full'e çıkartabilirsek eğer tekrar Strong Spirit'i tekrar ele geçireceğiz. Yani tekrar ölürsek bizi tekrar kurtarır. Şimdi ölürsek herhangi bir güvencemiz yok. Öldük. Au, gördüğünüz gibi öldük. Herkesin içine cengaver gibi dalarsak olacağı bu. Şimdi eyes yapalım. Eyes'ın özelliği de etrafında şöyle bir aura oluşturuyor. O işte her şeyi kendine çekiyor gördüğünüz gibi. Düşmanlar, silahlar, XP'ler her şeyi kendine doğru çekiyor. Trombat'ı çıkarsa ne olduğunu görürüz onun da. Slugger alalım. Kurşun iptal oldu orada. Sanki diğer karakterlere daha yavaş silah atıyor Ice. Şu anda öyle hissettim. Daha yavaş silah atıyor demek de çok saçma oldu. Fire rate yani. Daha yavaş. Laser pistol. Homing bolts almayacağım bu sefer. Crossbow çıkar mı bilmiyorum ama daha fazla sandık çıksın yanımıza. Yanımızda en azından bize yardımcı olabilecek bir şey olur. Sandık olur belki ölmeye yakın. Big Bandit geldi. Slugger'la dağıtacağız ağzını bunu şimdi. Oh. Güzel. Güzel. Ölmemekte ısrar ediyorsun yani. Şu sandıklara bakmam lazım benim. Bir tane tırtılı hayatta tutalım. Öldü o da. Grenade Launcher Crossbow. Crossbow'u Rhino Skin'i yapalım değil mi? Rhino Skin artı 4 max HP. Crossbow'u Slugger'ın yerine alacağım. Slugger'ın yerine.
Şu Grenade Launcher'da pizza zamanına gitmek için kullanacağız birazdan. Eğer kanalizasyon kapağını bulabilirsem. Okey. Oh! Onu shotgun attığını unutmuştum ben. Grenade launcher, double shotgun. Bunun yerine double shotgun alalım ama şey lazım bize. Kanalizasyon kapağı lazım. Kanalizasyon kapağı, kanalizasyon kapağı. Görmem lazım onu. Orada. Sen böyle gel. Sen son düşmansın galiba. Çok saçma oldu ama böyle bitirmek istemiyorum. Ama mecburen bitireceğim. Yarım saatimiz doldu. Yapacak bir şey yok. güzel oldu ya. En azından şu 4 karakteri açmış olduk. Ölerek açtık. Birisini, hepsini ölerek açtık büyük ihtimalle. Vivi'nin malikanesine döndük. Ölünce zaten melting açılıyor. Plant'e de bir yere geldi. Sanırım 2-1 miydi? Oraya geldiğimiz zaman açtık. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.